Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber geçtiğimiz gün gerçekleştirdiğim ve dün döndüğüm Makedonya seyahatim hakkında konuşacağız. Üsküp'e ve Ohrid'e gittim Makedonya'da. Geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul'dan yola çıktım. Perşembe akşamı Cuma sabahı Üsküp'teydim. Cuma bütün gün Üsküp'ü gezdim. Cumartesi sabahıydı da Ohrid'e gittim. Bütün gün Ohrid'de gezdim. 3 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından sonra da akşam Üsküp'e geri döndüm. Pazar günü de otelimden çıktım. Akşam 9'a kadar Üsküp'te gezdim. Bütün Ohrid'i ve bütün Üsküp'ü gezebildim bu süre dahilinde. Nerelere gittiğimi söyledim. Şimdi nasıl gittiğime gelecek olursak, Türkiye'den Üsküp'e gitmek için 3 tane seçeneğiniz bulunuyor. Ya kendi arabanızla gidiyorsunuz, ya uçakla gidiyorsunuz. Uçakla gittiğinizde yolculuk epey kısa sürüyor. Otobüsle gidebilirsiniz. Otobüs de yalnızca Türkiye'den İstanbul'dan var. Ben de İstanbul'a gittim o yüzden öncesinde. Otobüs yolculuğu sınırları saymazsak 10 saat kadar sürdüğü ya da 11,5 saat kadar sürdüğü Daidilya otobüs firmalarının sitelerinde. Ben otobüsle gitmeyi tercih ettim. Ve otobüs biletlerine hem gidişe hem dönüşe 1200 TL ödedim. Yani toplamda Makedonya yolculuğumu 2400 TL'ye kapattım. Ama uçak biletleri inanılmaz derecede pahalı. Kimseyi üzmek kırmak istemem ama Makedonya için çok pahalı. 5000 ila 7000 TL arası biletler. Bana da çok saçma geldi Makedonya'ya gitmek için bu kadar para ödemek. Dolayısıyla ben de otobüs yolunu tercih ettim. Sadece İstanbul'dan var. Esenler Otogarı'ndan 2 tane otobüs firmasıyla gidebiliyorsunuz. Alpar, diğeri de Yadran. Ben Yadran'la gittim. Biletlerimi o biletten aldım bu arada. Nerede konakladığım kısmına gelecek olursak 2 gece Üsküp'te konakladım ben. Şehir merkezine çok yakın bir apart tuttum kendime. Aldığım yeri de Booking üzerinden buldum. Normalde 3000 bandında kalınacak yerler fakat benim kalacağım yer zaten ucuzdu. Ve Booking'te sadakat indirimi diye bir şey varmış. Ben de bu seyahatimde gördüm, öğrendim. Ekstradan indirim de aldım. 2 gece konaklamayı 1512 lira gibi bir bedel ödedim. O da 51.90 euroya falan tekabül ediyordu. Kaldığım yeri çok cin açısından beğenmedim. Çok içime sinmedi. Ama hakikaten merkezdeydi. Skopje Apartments gibi bir ismi vardı. Aynı zamanda çok doğa fanı olmasam da Üsküp'e gidildiğinde ziyaret edilmesi gereken yerler arasında geçen Matka Kanyonu'na da gittim. Hakikaten çok güzeldi. Orayı da ilk Cuma günü ziyaret ettim. Gidip gitmemek arasında kafamda soru işaretleri vardı. Çünkü seyahat ettiğim ülkelerde daha ziyade tarih ve kültür ve totalde sosyoloji ile alakalı kısımları incelemeyi seviyorum ama gitmişken, o kadar da methediliyorken ziyaret etmek istedim ve yapmasaydım içimde kalacaktı. Matka Kanyonu Üsküp'e uzak birazcık. Bilmiyorsam şehir merkezinde bir 15-20 kilometre mesafede bir yer ama ulaşım birazcık zor. Benim vaktim de az olduğu için ben taksiyle gidip dönmeyi tercih ettim Matka Kanyonu'na ve bana bayağı tuzluya patladı. Ne pişman değilim. Paranın tecrübeler için aracı bir materyal olduğuna inanıyorum. O açıdan pişman değilim ama gidecekseniz haberiniz olsun. Şu bilgiyi de vereyim. 1 euro 61 dinara tekabül ediyor. Ve utanarak ve üzülerek söylüyorum ki Matka Kanyonu'na gidişte 1200 dinar, dönüşte 1000 dinar ödedim. Hesabı siz yapın, ben yapmak istemiyorum. Ama gittiğime değdi, güzel bir yerdi. Dediğim gibi sadece beni çok fazla etkilemiyor öyle yerler. Birazcık paradan söz etmişken basit harcamaların ne kadar tuttuğundan bahsetmek istiyorum birazcık. Kimi yerlerde su 30 dinar, kimi yerlerde 50 dinar. Nereden alışveriş yaptığınıza göre değişiyor tabii. Kahveler 50 dinar ila 100 dinar arasıydı. Ben çok iyi bir restoranda kahve içtim mesela. Orada 98 dinar ödedim. İyi yerlerde, iyi restoranlarda yeme içme 300-400 dinar arası tutabiliyor. Ziyaret ettiğim tarihi yerlerin çoğu bedava olsa da bazı müzelere giderken para ödedim. Bu ödediğim paralar 100 ila 300 dinar arası değişti. Bir top dondurma 50 dinar, onu da söyleyebilirim ve çok güzel dondurmalar vardı. Yani anlayacağınız ve benim gözlemlediğime göre fiyatlar Türkiye ile çok büyük farklara sahip değil. O açıdan tercih edilebilir, ziyaret edilebilir bir ülke. Birazcık da Ohrid ya da Ohri hakkında konuşalım. Ben Üsküp'ten Ohri'ye gidiş biletlerimi Türkiye'den yabancı bir site üzerinden satın aldım. Buraya bir yere sitenin ismini koyarım. Gidiş dönüş sanırım 12'şer euro gibi bir meblağ ödedim. Daha önce hiçbir ülkede karşılaşmadığım bir durumla karşılaştım. Satın aldığınız otobüs biletlerine ilave olarak Makedonya içinde ya da Makedonya'dan başka bir yere otobüsle seyahat ederken bilet haricinde ekstradan
otogar parası gibi bir para ödüyorsunuz gişelere. Ben biletlerimi internetten aldım Ohrid için. Aynı şekilde Türkiye'ye dönerken İstanbul biletimi de internetten aldım. Otobüse binmeden önce otobüs firmalarından gidip ekstradan düşük bir meblağ ödemeniz gerekiyor. O biletin geçerli olabilmesi için. Ohrid'e giderken Üsküp otogarında 30 dinar ödedim. Ohrid'den Üsküp'e gelirken 20 dinar ödedim otogara. Üsküp'ten İstanbul'a gelirken de 50 dinar ödedim. Ekstradan fiş gibi bir bilet daha veriyorlar kendi biletinize ilave olarak ve otobüse binmeden önce otobüs muavini hem otobüs biletini hem de bu ödediğiniz fişi görmek istiyor. Biletin geçerliliği için check-in gibi bir şey herhalde. Ohrid kesinlikle gezilmesi gereken bir yer. Hatta Ohrid yaşanması gereken bir yer. Makedonya'ya gidiyorsanız kesinlikle görmeniz gereken bir şehir. Ben yine oraya giderken de bir tereddüt ettim. Zaten çok yol yorgunuyum. Zaten çok dolaştım, yoruldum. İşte gerek var mı gibi böyle kendi kendime hep kafam kurcalandı. Ama iyi ki gitmişim. Bayıldım, aşık oldum Ohrid'e. Mükemmel bir yer. Çok tavsiye ediyorum. Şehrin etrafı dağlarla çevrili ve ortasında Ohri Gölü var. Mükemmel bir göl. Çok berrak bir su. Çok güzel bir ortam, çok tatlı bir ortam. Çok güzel restoranlar, kafeler, oteller vardı. Ben kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Ohri'ye ya da Ohri'de bayıldım. Aynı zamanda ben kullanamadım, vaktim yetmedi ama yarı su altılar vardı. Gölün içini gözlemleyebileceğiniz ya da tekne turları alabiliyorsunuz. Tarihi açıdan da beni çok besledi. Çünkü antik tiyatro, müze, Ohri Kalesi, 9. 10. yüzyıllardan kalma kiliseler vesaire gerçekten dolu bir tarihe sahip. Çok güzel bir şehir. %100 tavsiye ediyorum. Muhakkak gitmelisiniz ve oldukça da uygun fiyatlı. Maalesef İstanbul'dan ya da Türkiye'den direkt olarak Ohri'ye bir gidiş bileti vesaire yok ya da oradan dönüş yok. Tabii otobüs bileti için söylüyorum. Uçak konusunda emin değilim. Benim yaptığım gibi Üsküp'ten Ohri'ye geçilebilir. Orada vlog çektim bu arada. Vakit buldukça editleyip yükleyeceğim onları. Tatlı bir şeyle başlayacağım. Öncelikle köpeğim Blacky'nin benim dünyada gittiğim yerlerden bir oyuncak koleksiyonu var. Koleksiyona yeni bir parça aldım Makedonya'dan. Şöyle bir peluş aldım Blacky'ye. Gittiğim ülkelerden ben bir magnet koleksiyonu yapıyorum. Hatta göstereyim. Şöyle bir kutu magnetim var. Şöyle metal bir Ohrid magneti. Hem buradaki eve asmak için hem kendim için Üsküp magnetleri aldım. Buradaki aile evimdeki buzdolabı için Ohrid'den başka bir magnet aldım. Ohri Gölü'nden çıkan Sirilyelerin incileri dünyaca meşhurmuş. Ben de hazır gitmişken bu konuda elim boş dönmek istemedim. Ve şöyle 3 çift inci küpe aldım. Bir tanesi annemin, bir tanesi yengemin, bir tanesi de benim. Şöyle inci küpeler. Bir de o taraflarda, o coğrafyada çok meşhur olan kırmızı erik rakısı yani rakıya aldım. Ve 1 litre rakıya 869 Makedon dinarı gibi bir fiyat ödedim. 14-15 euro gibi bir şeye tekabül ediyor. Şimdi asıl kritik kısma kaç para harcadığıma gelecek olursak yaklaşık 175 euro civarı bir para harcadım. Bütün ulaşım, yemek aldıklarım vesaire 175 euro civarı tuttu. Yememde, içmemde vesaire hiçbir şekilde indirime gitmedim. Hep en iyi yerlerde yedim, içtim bu arada. Dediğim gibi Matka Kanyonu'na giderken de taksi kullandım. Normalde otobüs de kullanılabilirdi ama çok daha uzun sürüyordu. Ona epey para harcadım vesaire. Çok daha uygunluğa getirilebilir ama benim harcamalarım bu şekildeydi. Otobüs biletleri dahil olmamak üzere. Bu kısımdan sonra genel görüşlerime gelmek istiyorum. Makedonya seyahatim benim genel olarak güzel ve tatmin edici geçti. Çünkü zaten çok büyük bir beklentim yoktu. Ben Balkanların çoğunu gezdim ve kendim de Balkanlıyım zaten. Dolayısıyla çok büyük ve çok farklı bir beklentim yoktu zaten. Çok etkilenmeyi umuyordum. Daha ziyade kafa dağıtmak, dünyada farklı insanların da var olduğu ve farklı hayatların nasıl aktığını kendime hatırlatmak, yine bir kültür seyahatine çıkmak gibi hedeflerim vardı zaten ve onlar da karşılandı. Aynı zamanda çok para harcamak istemiyordum. Çok uzak bir yere gitmek istemiyordum. Çok da vakit harcamak istemiyordum. Çünkü hem Türkiye'de gitmek istediğim yerler var, hem kendi meşguliyetlerim var, hem işten yeni ayrıldım, hem Lucky'yi evde yalnız bırakmak istemiyorum falan. Zaten kısa, efektif bir şey olmasını istiyordum ve onları da karşıladı Makedonya benim için. Hem tarihi açıdan hem de doğal güzellikler açısından güzel bir memleket. Gidilebilir. Fiyatlar uygun, konaklama uygun. Oradaki kültür karması da benim hoşuma gitti. Hem Türk kültürüne ilişkin hem de Makedon kültürüne ilişkin doyabileceğiniz mekanlar vardı. Benim için totalde 3 günlük bir seyahatti ve 3 gün içinde 2 tane şehri tamamen görebildim. Herhangi gitmediğim yer kalmadı. Gelecek vloglarımı izlerseniz de görebilirsiniz aynı zamanda. Güzeldi genel olarak. Fakat
kapatmadan önce bir noktaya değinmek istiyorum ve çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Az önce de söylediğim gibi Balkanlar'da birçok ülkeye gittim ve totalde 18 ülke gezdim şimdiye kadar ve çoğunu da yalnız gezdim. Şimdiye kadar gittiğim ülkeler arasında Türkiye'nin doğu taraflarını da görmüş birisi olarak söylüyorum. Kendimi tehdit altında hissettiğim bir seyahatti ve korktuğum bir seyahatti açıkçası. Elbette 2-3 günlük tecrübeyle tüm bir ülkeye yapılacak seyahatleri kınamak ya da damgalamak uygun değil, doğru değil. Ama ben daha önce gittiğim yerlerde kendimi bu kadar güvensiz hissetmemiştim. Daha önce Balkanlar'da gittiğim birkaç ülkede ya da Yunanistan'da vesaire ya da Paris'te örneğin kendimi hem hırsızlık açısından, para açısından güvensiz hissetmiştim. Fakat Makedonya'da bir kadın olarak, yalnız seyahat eden bir kadın olarak gerçekten korktum ve çekindim. Dolayısıyla bu açıdan seyahat edecekseniz dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ama gidip görmek için güzel bir yer olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda fiyatı da uygun. Son olarak videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.